Hamas'ın uçak mühendisi Muhammed Zevvari 2016'da Tunus'ta öldürülmüştü. Hamas'ın insansız hava araçlarının yapımındaki kilit isimlerden biriydi. İsrail'in hedefindeydi. Savunma Bakanı da ölümünün ardından şöyle demişti. İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar. Tetikçi 13 Mart'ta Hırvatistan'da havaalanında yakalandı. Bosnalı bir Sırptı. Alen Camzic. Bosna Savaşı'nda adını duyuran bir keskin nişancıydı. Tunus iadesini istiyor ve önünde bir engel yok. Öldürülen Hamas'ın mühendisi, öldüren Bosnalı Sırp. Peki ikisi arasındaki bağlantı ne? Görünen o ki İsrail aracıları devreye sokmuştu. İşte tam burada bir başka isim akıllara geliyor. Filistin'de ne Hamas ne de El Fetih Kudüs'süz bir çözümü kabul etmiyor. İsrail ve Körfez ülkeleri ise meseleyi Filistin'in başına Muhammed Dahlan'ı getirerek çözme niyetinde. Dahlan karanlık bir isim. Yıllar önce El Fetih'ten atıldı. Uzun süredir de emirliklerde yaşıyordu. Dahası 15 Temmuz öncesi emirlikler tarafından FETÖ'nün fonlanmasında da adı geçiyor. Ve bir not daha, Muhammed Dahlan ayrıca Sırbistan vatandaşı. Balkanlar onun hareket alanlarından biri. Bölgedeki birçok gerilimde de onun adını duymak mümkün. Örneğin geçen yıl Karadağ'da yapılmak istenen darbe girişiminde. Tahminler Tunus'ta Hamas mühendisinin öldürülmesinde de onun parmağı olabileceği yönünde. Zira mesele Filistin olunca çıkarları gereği İsrail'le aynı saftalar.